Çok basit noktalardan da Tabii. bahsediyorsunuz. Yani Tabii. sorumluluk dediğimiz zaman şimdi yetişkin hayatının sorumluluklarından bahsettik. Çocuk yetiştirmedeki örnekleri de verdik. Hani yatağını toplayabilmek, pijamasını Evet, katlayabilmek, evet. çoraplarını kili sepetine Bu atabilmek. kadar, bu kadar. Hani bunlar bile bir yetişkin olarak Bu çocukluktan kadar. itibaren alışmış olmamız gereken ve yetişkin olarak da almamız gereken sorumluluklar. Bütün bunlar çok ufak şeyler gibi görünse de biriktikçe, Evet. biriktikçe, biriktikçe, hepsi sadece tek bir tarafa kaldıkça bazı erkeklerden duyarız. Evlendikten sonra eşine yardım eder, işte evi süpürür, bir şey yapar. Sonra da der ki annem duysa fenalık geçirir. Annem evi süpürdüğümü öğrense kadın mahvolur. Ya neden? Neden? Neden değil Neden mi? Evet, evet, mahvoluyorsunuz? evet. Varsa anneler Aynen. böyle mazur görün Tabii lütfen. lütfen. Kimse de mahvolmasın. Erkeklerin de eli kolu Değil tutuyor. mi? Bir sofra kurabilir, bir evi süpürebilir. Hatta daha fazlasını da yapabilir. Yani cam da silebilir, yer de Tabii. silebilir. Hepsini yapabilir. Hatta bedenen, Onlar daha güç evet, gerektiriyor. bedenen de gerçekten daha kuvvetliler. Yani Doğru. Halıları Aynen. falan erkekler silebilir, koltukları erkekler Niye silebilir. oğlum şey oldu Daha kuvvetliler. program? Bunları böyle bazen şunu fark ediyorum Ayşenur Hanım. Açık açık söylememiz lazım. Yani çok net adını koymamız lazım. Bunu yapabilirler. Şimdi biz Evet. yaptırmaya Aynen. yaptırmaya bunları yapmayı hiç bilmeyen yetişkinler yetiştirmiş oluyoruz. Ondan sonra evlilik hayatında işte o acar kadınlar Evet. bu kadın bunu çekip çevirir ya. Bu kız gerçekten çok iyi. Bu kız bunu adam eder falan. Kimse kimseyi adam Evet, etmek zorunda evet, değil. evet. Çok güzel söylediniz. Herkes mümkünse aynı yaşta olgunlaşsın. Kimse Aynen. kimseyi adam etmesin Etmesin. çünkü zaten daha çocuklar dünyaya gelecek. Onlara anne babalık yapacağız. Aynen. Birbirimize anne babalık yaparsak onlara yapacak halimiz kalmıyor. Kesinlikle. Ondan sonra onlar neyin içinde yetiştikleri belli olmuyor. Böyle karma karışık bir şey oluyor. Aynen. O yüzden çok güzel ifade ettiniz. Bu kısımlara böyle bu kadar net bakmamız lazım. Kesinlikle. Yapabilir. Hiçbir yerinden bir şey eksilmez. Kimsenin de incileri Aynen. dökülmez diyeyim. Daha fazla uzatmadan. Aynen. Hemen bir izleyici Aa sorumuz öyle var. mi? Tabii konuşalım. Bence çok güzel bir noktaya Harika. değinmiş. Bu benim aklıma gelmemişti Tamam. açıkçası. Benim eşim ilk evlendiğimizde evde olan biten her şeyi annesine anlatıyordu. Tabii. 32 yaşında. Ben de ona büyümemişsin diyorum. Çünkü sizce büyüyen insan anlatır mı? Çok güzel. Şimdi büyüyen şöyle direkt sizin odağınızda ama doğru bir davranış. Hani bunu açıkça söyleyeceğim. Bir kişiyle ilişkide olduğumuzda ve yasal olarak değil mi artık imza atıyoruz. Ne var? Bizim bir mahremiyetimiz ve sınırlarımız var. Tabii ki. Biz eşimizle olan hiçbir şeyi mümkün olduğunca elinizden geldiğince hiç kimseye bakın anne baba da demiyorum hiç kimseye anlatmamalıyız. Bu mahrem bir ilişki, özel bir ilişki ve buradaki ilişkide karşı tarafın da kişiliğini, saygınlığını ya da karşı tarafın kendi içinde belki halledebileceği, ikinizin halledebileceği problemleri mümkünse kimseye anlatmamanız gerekiyor. Bir de unutmayın hani ben bunu illa anne baba bazında da söylemiyorum. Diyorum ki ilişkinizle ilgili hani şeyleri bir psikologun tarafsız birisine anlatın. Yakınındaki arkadaşınıza ya da birisine anlattığınızda sizi zannediyor musunuz objektif bakacak? Ya da ilişkiniz o sizin kadar nasıl bilebilir? Karşı tarafın siz her türlü özel halini görüyorsunuz, birliktesiniz. Bir anne babanıza yakın olmadığınız kadar yakınsınız bir eşinizle. Sizin anne babanız o ilişkinin oralarını nasıl bilecek? O yüzden anlatmamanız her zaman çok önemli. Bir problem olduğunda da eşinizle konuşarak sadece bana söyle, birlikte halledelim. Olmadı tarafsız, objektif bir işte atıyorum psikoloğa ya da işte aile terapisine gidelim demek burada çok önemli. Burada iki taraflı bir ayak var. Bir benim anlattığım, bir de karşı tarafın sürekli sorduğu. Yani ikili kısımda da bakalım. Bazı anne babalar, izleyicimiz için söylemiyorum. Bazı anne babalar çok meraklı olabiliyorlar. Bugün ne yaptınız? Akşama ne yemek var? Şimdi basit bir sorudur. Bakın çok basit bir sorudur ama çok cevap alırsınız. Bugün de işte diyelim ki makarna soslu yaptım. Öbür günü sorar anne, şey sorar. Sonra haftanın haritası çıkar. Bu kız evde hiç yemek yapmıyor. Haftanın haritası. Şimdi tamam bu önemli bir şey. Oğlum ama bak üç şey yemen lazım filan. Ama bilmiyorsunuz üç çeşit yemen lazım. Şimdi bilmiyorsunuz ilişkinin dinamiğini. O hafta küstüler mi örnek veriyorum yanlış bir şey ama. İşte o hafta kız hasta mıydı? Ya da belki de o anda bir şey oldu. Yani benim orada o korumacı bir anne gibi davranıp ondan sonra benim oğluma işte ya da bir baba gibi davranıp benim kızıma bu demek ki evde nasıl bir hayat yaşatıyor diye böyle bütün odağımı verip burada bir ne yazık ki kaygılı bir anne babaysam bunu yapmam yanlış. O yüzden
çoğu şeyinizi, hatta hiçbir şeyinizi anne babalarınıza anlatmayın. Ne var burada yetişkin? Ben seçimimi yaptım eş olarak ve bu seçimimin de hatalarıyla, günahıyla, sevabıyla bedellerini ve sorumluluğunu kendim alıp kendim çözmeye çalışarak beceri kazanmalıyım. İşte burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Kişinin problem çözmede hep birileri yardımcı olduysa yanında, o problemden çıkamıyor. Yani bazen dertleşmenin amacı nedir? Problemin içinden çıkamamak, çözememek. Yani eşiniz bir tür davranıyor. Aslında biraz uğraşsanız çözersiniz. Yani şöyle mesela eşinizle konuşarak, düşünerek, yani zahmetli bir şeydir. İlişki problemi çözmek zahmetli. Ben çok seviyorum ama ilişki problemi çözmek gerçekten çok zahmetli. Evet. Ya bayağı mesai harcamanız gerekiyor eşinizle de. Çünkü onun hakkında düşüneceksiniz. Evet. Sonra öncekileri düşüneceksiniz. Sonra bir şey yapacaksınız. Ay, uygun olacak olmayacak. Gerçekten zahmetli bir şey ilişki. Ama ne yapıyor bu kişiler? O zahmete giremiyor. Hemen bir sıkıntı yaşadı ya, of canım da sıkılıyor. Bunu çözmek için o zahmete de girmiyorum. Kimi arıyorum? Hani annem beni anlar, işte babam beni anlar ya da işte arkadaşım anlar. Ona anlatıp böyle bir rahatlama yolunu seçiyorum. Hele ki o anlattığım kişi de o kişiye düşmansa, eşime. Ya da örnek veriyorum, arkadaşım ama çok beni tutan, beni böyle pohpohlayan bir şeyse, o konuşmanın sonunda kendimi iyi hissederek ayrılıyorum. Şimdi bu iyi hissetme nasıl bir iyi hissetme? Hani problemi çözmek için zahmet harcayacaktım ya. İşte zahmetin yerine o iyi hissetme alınca şöyle bir şey oluyor. Ah gördün mü? Yani sen burada abartıyormuşsun gibi yine problemi çözmeyen, kişinin kendisini iyi hissettiği ve yanına da yandaşlar aldığı, evet, ne yazık ki patolojik bir kısır döngüye yol açıyor. Buna bir örnek verebilir miyim? Lütfen. Tabii ki seve seve lütfen. Bir arkadaşımla konuşuyoruz. Çöp çok dolmuş. Eşinin de sabah giderken çöpü çıkartmasını istiyor. Eşi de diyormuş ki benim çöpü atmam için sabah ben çıkarken onu senin bana vermen lazım ki ben unutmayayım. Hadi ya, başka ne istersiniz? Başka ne yapalım? Yani zaten hepi topu birkaç tane sorumluluğun var evle alakalı. Zaten dışarı çalışmaya gittiğin için tamam, bir dağılım olur. Tabii, hanımefendi evdeyse evle alakalı daha fazla vakit geçirir. Bunda tamam, mutabık olduk. Çöpü atmak için İki adım daha fazla alıp onu çöp kutusundan sen alamıyorsun da, evet, eşinin vermesini bekliyorsun bir. İkincisi bir de beyefendiler arkadaşlarıyla oturmuşlar, konuşmuşlar. Hepsinin de hanımları. Aa, şey var, kritik tabii, yapılmış. Kritik tamam, yapılmış. Hepsinin de hanımları bekliyormuş eşinin çöpü dışarı çıkartmasını. Anlaşmışlar. Hepsi de demişler ki evet abi sen çok haklısın ya. Tabii ki ben hatırlayacağım çöpü çıkartmayı. Sabah beni yolcu ederken elime tutuşturuverse ben onu atarım. Hepsi de aynı kanıya varmışlar. Ve gelmişler eşlerine demişler ki bak biz çocuklarla konuştuk. Herkes aynı şeyi söylüyor. Senin çöpü çıkartırken bana bunu vermen lazım. Konsey kararda verdi. Konsey. Evet. Tam bu, yandaşlarını almış, kararını da vermiş. Ben doğru, büyümeyen çocuklar bu diyorum. Evet, vallahi işte büyümeyen çocuklar. Çocuklar takılmışlar. Evet. Biz mesela erkeklerle alakalı dil çok şey söylüyor. Çocuk diyoruz. Çocuk. Bunun kadını da olabilir. Yani bunu illa dediğim gibi cinsiyetçi düşünmüyoruz. Evet. Kadın da olabilir ama bu davranışı bu kadar bir problem haline getirip ve yapmamak için, öyle diyeyim, yapmamak ve haklı çıkarmak için bu kadar konsey toplamak bana ne geliyor biliyor musunuz? İşte problemi çözmek istemeyen çocuklar. Anne hani şey gibi, o çocuk çıkamaz ya, böyle yazar yazar, böyle masanın başından kalkar. Anne gelir, tamam ya ben yapıyorum yerine. İşte bu, tam da bu yani. Orada yine işte o konseyi, ben öyle diyorum, anneci bir konsey toplanıyor orada. E tabii ki o yapması lazım filan. Şimdi burada tabii çok böyle sıkıntılı bir şekilde de şu görev senin, bu görev senin kısmı değil de. Evet, buradaki o ara mesaj çok önemli. Yani söylediğiniz çok kıymetli. Şöyle, senin bana vermen bu başka bir şey. Evet. Yani şöyle olabilir. Ya tamam ben bırakırım. Ay, unutmuştur. Tamam süper. Ama ertesi gün yapmıştır onu. Muhteşem. Evet. Tamam budur yani. Ama orada bir de bu durumu inatlaşma kısmına döndürüp. Tabii. Hani senin bana ver. Bu bana göre sorumluluk almak istememeyen bir çocuk yani. Öyle. Bu. Yani senin bana ver. Bu ne demek biliyor musunuz? He, sen bana iş mi buyuruyorsun? O zaman gel sen de. Bu alttaki mesaj da önemli. O zaman sen gel bana şey yap. Evet. Bu tarz yerlere girdiğimizde ilişki çocuk, yetişkin çocuk ya da iki çocuk. Zaten iki çocuk da varsa zaten onlar çok fazla evliliği sürdüremezler. Ya da şöyle evlilikler oluyor. Çok kısa yani erken yaşta başlayıp dağılarak giden evlilikler oluyor. İkisi de çocuk. Hani ikisi de çöpü birbirine inat şekilde atmıyorlar. Hmm. Sen atacaksın. Ben öyle mi filan, ve çocuk kısmıyla. Evet. Dediğiniz çok kıymetli.
kişi problemi çözmek istemediği ve oradaki yetişkin davranışı almak istemediği yerde onu çözmek zahmeti yerine kendisini onaylayıcı ortamlarda kişilerle birlikte olarak onu aynı annesinden haz aldığı gibi, annesinin onay davranışı gibi zahmete girmeden haz odaklı çözmek istiyor ve rahatlıyor mu? Rahatlıyor. İşte bir telefon görüşmesiyle, işte bir eşin anne babasıyla yaptığı konuşma gibi, evet oğlum sen haklısın, işte aman kızım sen haklısın. İşte o haklısını duymak, biraz öz eleştiri yapalım oldu mu? Hani öbür taraftan da kendimize bakalım, eğer bu sendromda büyüdüysek ya da bunlara sahip kişilerle birlikteysek. Ben bu haklısını niye duymak istiyorum? Yani neden ben orada yapılabilecek ufak bir işte ya da yapılabilecek bir şeylerde anne babamdan hala onay arıyorum? Yani ben anneme açıp ya da babama açıp hala bir şeylerden onay arıyorsam, ya da haklıyım değil mi anne? İşte haksızım değil mi baba? Tamam, bazı yerlerde böyle çok şey yerlerde şeylersiniz ama bazı konuşmalar bana hakikaten küçük bir çocuğun ebeveyniyle yapması gibi geliyor yani. O olur ya, anne doğru yaptım değil mi? Anne güzel giyinmişim değil mi? Yani buralar evlilikteyse hele çok sakıncalı. Çünkü anne babanın da orada, bazı anne babalar bunu bilinçsizce sabote edebiliyorlar, suistimal edebiliyorlar ya da akıllı anne babalar güzel, mesela bazı anne babalar şöyle yapıyor, hani şey, bin tane aile ortamı var bir parmak izi gibi, oğlum diyor mesela ya da kızım süper. Eğer çocuğun öyle kendi bağımlılıkları varsa sen eşinle her şeyi anlat. Var, evet. Böyle anne babalar da var, çok takdir ediyorum. Bazen şöyle de olabiliyor Nihan Hanım. Hani çocuğun zayıf, biraz bağımlılıkları olan, biraz o desteğe ihtiyacı olan, evet biraz da yalnız bırakmaya çalışıyor anne babalar. Yani bak oğlum sen bana anlatma özelini, mahremini, ya da kızım sen bana anlatma özelini, mahremini. Çok kritik, çok böyle şey bir şey olursa farklı bir şekilde. Hatta bazen öyle olur ki büyük ebeveynler benden randevu oluyor. İşte damadımla kızım gelecek falan. Süper. Budur yani. İşte evet. Bu profesyonel anne baba ya da bu olgunlaşmış anne baba içine girmeden siz kendiniz halledin. Ha, çok 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 bir şey olursa biz gireriz, evet. Ya da konuşuruz, birlikte bir sohbet ederiz diyebilen anne babadır. Bazen anne babaların da bunu yaptıklarını görüyorum ve gerçekten de güzel bir, evet, müdahale. O zaman çocuk kendisi çözmek için uğraşıyor. Hani her bir sıkıntı olduğunda anne babana gelme, sen bunu çözmek için uğraş bir bakalım. Evet. Çözebiliyor musun dediğimiz anne baba tutumları da böyle olmalı. Evet.